her aile çocuğuna yaşamındaki inanç değerlerini öğretmeli, anlatmalıdır ve anlatmada, öğretmede de özgür. Haklıdır. Ama okullarda eğitim yoluyla yalnızca bir kesimi ve tek yönü eğitime tabi tutmak ve bunu değerlerimiz diye sahip çıkmaya kalkmak asla kabulümüz değil. Fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda, bu hak ihlallerimizi üst üste koyduğumuzda ortaya tek bir gerçeklik çıkıyor. Eşit, yurttaşlık talebi. Bizler de bu memlekette yaşayan, bu memleketten hakkını isteyen toplumlar olarak diyoruz ki eşit yurttaşlık hakkımızı istiyoruz. ÇEDES gibi, Marif modeli gibi geleceği dinselleştiren modellerde var olmayacağımızı, bunlara kesinlikle karşı duracağımızı bir kez daha buradan ilan edelim. Şimdi ÇEDES dediğimizde bir hak kavramı aramıyoruz burada tabii. Yani ben ÇEDES'te gibi bir eğitim hakkını istiyorum diye bir talep yok ortada. Ben okul eğitiminden sıkıldım diyen çocukların sesleri olabilir. Kaçan çocuklar var çünkü. Kaçan çocukları yanasamalı bir özgürlük arayışıyla hadi çocuklar dolmuşa gidelim, hadi çocuklar kapının önünde otobüs var, beraber gençlik merkezine gidelim. Burası neresi biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik merkezi. Orada neler neler var, orada yarışmalar oluyor, tablet alabilirsiniz, orada cep telefonları hediye edilebiliyor, bisikletler olabiliyor çocuklar. Haydi oraya gidelim. Çocuklar açısından bir sahte bir özgürlük alanı olarak düşündüğünüzde siz bunu ÇEDES projesinin protokolünün kapıcı bir yanı olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Dedik 3 bakanlık onunla sınırlı değil. Sendikalarıyla Eğitim Birsen, Türk Eğitim Sen bir şekilde işin içerisinde. Bu kanallar bir yandan sorunlu. Bir yandan siyasal partilerin taş örgütleri devreye girmiş durumda. Bir yandan okulun içerisindeki dinamikler, okul müdürlerinin büyük ölçüde iktidar yanlısı tavırlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bakın eskiden protokollerle arka kapıdan girerlerdi okulun belki. Ya siz ne arıyorsunuz burada diyebilirdi bir öğretmen. Şimdi 3 bakanlığın imzaladığı bir protokolle okula girecekler. Müdür bu 3 bakanlığın yerel teşkilatlarının aldığı kararları okullarda uygulamak durumunda kalacak. Bir koordinatör öğretmenden söz ediliyor. Bu olacak kuşkusuz. Aynı zamanda da o koordinatör öğretmeni koordine eden, nereden o geleceğini bilmediğimiz, sabah Ege Hoca'nın söylediği hani öğretmenlik formasyonu ve benzeri var mı yok mu dediğimiz, sorguladığımız kişiler onu belki koordine edecek. Bu yetmeyecek. Aynı Gülen yapılanmasında olduğu gibi okulun içinde koordinatör öğrenciler olacak. Hani abiler, ablalar içinde. Bu çocuk eğer diğer çocukların ilgisini çekebilecek çalışmalar sürdürebilirse belki bir dönemde 50 kişi gençlik merkezlerine doğru yola çıkacak. O 50 kişi dönüp geldiğinde okulun içerisine öyle şeyler anlatacaklar ki o sahte özgürleşme üzerinden belki ikinci dönem 100 çocuk buralara gitmeye başlayacak. 50 binin üzerinde okul olduğunu hatırladığımızda bu sayının nereye varabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ama bu sadece öğrenciyi etkileyecek bir süreç olmayacak kuşkusuz. Öğretmenin de okuldaki işini güçleştiren bir süreç olacak. Türkiye'de erken çocukluk eğitiminde maalesef çok büyük bir eksiklik var. Yani zaten var olan anaokulları devlet ve özel her ikisi bir arada olmak üzere çocuk sayısını kapsamıyor. Yani 2019 yılında ben bu çalışmayı tamamlamıştım, saha çalışmasını. O zamanki verilere göre baktığımızda bugün de çok farklı değil. 5-6 yaş grubunun sadece %51'ini neredeyse kapsadığımızı görüyoruz. Yani Türkiye çapındaki özel ve devlet anaokulları çocuklarımızın zaten sadece yarısını kapsayabiliyor. Ücretlere baktığımızda anaokulu zaten bu eksik olan anaokullarının yarısının özel okul statüsünde olduğunu görüyoruz. Özel okulların ücreti kamu kuruluşlarının neredeyse 2 katı anaokulu düzeyinde. Fakat Kur'an anaokullarının ücreti kamudaki anaokullarının bile 1/5'i. Yani şöyle söyleyeyim, 2018 rakamlarıyla aylık ücret Kur'an anaokullarında 100 lirayken devlet anaokullarında 500 lira, özel anaokullarında 1000 lira civarındaydı. Yani böyle de çok ciddi bir fark var
Ve sadece bunlar bu arada TÜİK'in istatistikleri, yani eğitim istatistiklerinden çıkarttığım rakamlar. Yani zaten yarısı kapsanan bir erken çocukluk eğitiminin bir de maddi olarak oldukça pahalı olduğunu görüyoruz. Şu anki tam sayısı bilinmiyor ama aşağı yukarı her mahallede bir Kur'an anaokulu var. Ve yine 2016 yılında bunlar yazılı bilgiler. 3000 küsür eğitimci istihdam etmiş durumdalar. Bahsettiğim gibi eğitimcilerin istihdamı her okulda bir tane ilahiyat mezunu olmak üzere diğerleri Kur'an kursu, Diyanet'in açtığı Kur'an kursu sertifikasını almış olan kişilerden oluşuyor. Yani herhangi bir işte eğitim fakültesi, okul öncesi eğitimi gibi bir eğitime sahip olma şartı yok. Son iki yıldır, iki yıllık pedagoji eğitimi olması tercih ediliyor. Ama zaten Diyanet'in de kabul ettiği üzere Ali Erbaş'ın da bu konuda açıklaması var. Böyle bir sayı yok. Yani bunu karşılayabilecekleri yeterli kişi yok zaten. Müfredat merkezden sağlanıyor ama yeterli olmadığı için öğretmenler internetten materyal kullanıyorlar. Bildiğimiz bir sınıf ortamı var. Ve çeşitli temel becerileri anaokulun yaş döneminde, yani 4-6 yaş döneminde çeşitli temel becerileri işliyorlar. Burada önemli olan birkaç nokta şu. Birincisi, bu okulların üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir tasarrufu yok. Tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Fakat ülkede anaokulu eksiği olduğu için veliler için önemli bir merkez. Derslerin işleniminde soyut anlatımı dikkatimi çekti. Yani ölüm, kıyamet günü, cennet, cehennem, Allah, şeytan, melekler, İslam anlayışına, Sünni İslam anlayışına göre anlatılıyor ve 4-6 yaş grubu için bazı veliler biraz irkiltici olduğunu da söyledi. Yani bazı çocukların rahatsız olduğunu söylediler. Dava açmalıyız. Yani bizim kurumlarımız da dava açmalı, aileler de dava açmalı, bireyler de dava açmalı. Birinci şeyimiz bu. Buna yani genel olarak uygulamanın kendisine dair ya da spesifik olarak uygulamanın yansıma biçimlerine dair mutlaka dava açmalıyız. Bu iki. İki, aileler bu konuda mutlaka işbirliği yapmalı, yani mağdur aileler işbirliği yapmalı, bir takım platformlar kurmalı. Onun ötesindeki şeyler zaten yapılıyor. Yani bu parlamentoda konuşma, bilmem medyada yazma falan, yani onlar zaten yapılıyor ama spesifik olarak bunları yapmamız gerekiyor. Thank you.